Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosu daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda maalesef hepimizin Twitch olaylarıyla öğrenmiş olduğumuz fakat dünyada neredeyse bayağıdır bir yapılan şu internet dolandırıcılığına karşı neler yapabiliriz, nasıl önlem alabiliriz, bunlara bakacağız. Ha, şimdi konusu geçtiği için hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bu hani Twitch Türkiye'de bu tarz olayların yaşanmasına gerçekten çok üzüldüm. Özellikle bir tane yayıncı diyeceğim ama gerçekten bu konuya karışmak istemiyorum. Zaten bu videoyu çektiğim tarih itibariyle de her şey birbirine girdi. Kara para aklama, Kıbrıs'tan vergi kaçırma, iddialar üstüne. Olay mahkemede, şu an bakacağız neler çıkacak, oradan öğreneceğiz biz de ama ben bayağı üzüldüm gerçekten. Bu konuyu da hemen bir ultra özet geçiyorum arkadaşlar. İnternette çeşitli ortamlardan kredi kartı bilgilerini ele geçiren kişiler yayıncılara bu kredi kartları üzerinden elde ettikleri Twitch'in para birimi olan bitleri bağış olarak gönderiyorlar. Şimdi buraya kadar bu bilgimiz kalsın. Esas sıkıntı bence buradan sonra başlıyor. Daha sonra bu yayıncıların bir kısmı, ama hangisi yaptı hangisi yapmadı henüz net değil, o yüzden isim söylemiyorum. Herhangi bir ismi de ima etmiyorum arkadaşlar. Ben de izliyorum olayları. Bu parayı atan kişiye bu parayı geri göndermeleri velhasıl kelam sorun olan şey. Yani arkadaşlar ne olmuş oluyor? Twitch Türkiye üzerinden ve yayıncılar üzerinden kara para aklanmış oluyor. Şimdi Allah uzun ömürler versin, benim babamın bir lafı var arkadaşlar. Devlete pardon denmez. Koca koca insanların çıkıp da ya ben bilmiyordum bu parayı geri gönderirken falan filan demeleri, bana soracak olursanız mahkemelerin aslında filmlerdeki gibi bir ortam olmadığını en hızlı anlayacakları yer olacak. Hakim bence bu tarz şeylerle pek ilgilenmeyecektir. Çocuk yok çünkü olayda. Yani bayağı yetişkin insanlar. Dediğim gibi hani bu mesele nasıl sonuçlanacak gelecekte göreceğiz. Şimdilik bir paralar da ortada dolaşıyor. 9 milyar dolar, 10 bilmem ne falan. Bunların hepsi yargı süreci ilerledikçe sanırım bizimle de paylaşılacak olan bilgilerdir diyorum. Ve konumuza artık geliyorum. Kredi kartımızı bu internetteki hackerlardan nasıl koruruz? Altın kuralımız şu değerli izleyiciler. Sanal kredi kartı kullanıyoruz. Sanal kredi kartı nedir? Kullandığınız bankanın mobil uygulaması üzerinden veya kendisini arayarak da oluşturabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Oluşturabileceğiniz numarası tamamen size ait olan, limitini belirleyebildiğiniz, anlık olarak kaldırıp anlık olarak tekrar aktif edebileceğiniz bir sanal kart işte. Adı üstünde sanal kart. Bunu nerede kullanıyoruz? Mesela benim internet harcamalarım var. Spotify var bunun, YouTube'u var, bilmem nesi var, bilmem nesi var. Bu tarz platformlara veya internette ödeme yapmam gerektiği durumlarda ilgili platforma sadece ve sadece sanal kartımın numarasını veriyorum. Doğal olarak onun da limitini de 500 TL'ye ayarladım. Doğal olarak olur da kart bilgim çalınırsa ya yani maksimum zararım 500 TL olacak. Zaten onu fark edersin. Kartı iptal etmek için bir yere aramana gerek yok. Uygulama üzerinden zart diye kendisini iptal edebiliyor. Yani lütfen sizlerden çok şiddetli rica ediyorum. Online platformlarda kredi kartı kullanmak zorunda kalırsanız ne kullanıyoruz? Sanal kart kullanıyoruz arkadaşlar. Geliyorum ikinci yöntemimize, yani ikinci hacklenme olayını arkadaşlar, oltalama yöntemi. Benim bildiğim, internette çeşitli resmi kaynaklardan da böyle onaylayabildiğim kadarıyla en çok kullanılan yöntem bu. Nedir peki bu oltalama yöntemi? Oltalama yöntemi arkadaşlar sizin kişisel bilgileriniz de dahil olmak üzere sizin hakkınızdaki verilerle ilgilenir. Yani doğum tarihiniz, doğum yeriniz, adınız, soyadınız, ananızın adı, babanızın adı falan filan bu tarz şeylerle de ilgilenir. Çünkü oltalamanın bir üstü olan sosyal mühendislik aşamasına geçerse hackerlar, ellerindeki bu bilgiler sanki sizi tanıyormuşçasına sizinle konuşmalarını sağlayacak olan şey oluyor. Doğal olarak en çok dikkat etmemiz gereken iki numaralı şey oltalama yöntemlerini yememek oluyor. Bu olayda da arkadaşlar yine işte büyük bankaların, finans merkezlerinin, kredi bilmem nelerinin falan filan taklit sitelerini oluşturuyorlar. Sonra size bir mail atıyorlar. İşte kredi çıktı, o çıktı, bu çıktı. Hadi diyelim bunu yemedin. Bu biraz eski bir yöntem. Bir tane daha oltalama yöntemi var. Bu sanırım insanları en çok kandırdıkları yöntemlerden bir tanesi. Sizi arıyor, banka yetkilisiymiş gibi. Daha öncesinden elde ettiği verilerle, adınızla, soyadınızla falanla filanla diyor ki size kartınızdan bilmem kaç liralık bir işlem yapıldı. Haberiniz var mı? Siz de ne oluyorsunuz orada? Siz diye düşünmeyin. Anneniz babanız olarak da düşünebilirsiniz. Panikliyorsunuz. Aa ben böyle bir işlem yapmadım diyorsunuz. Doğal olarak karşı tarafın yönergelerine o panik anında uymaya başlıyorsunuz. Çünkü daha öncesinden oltalama yöntemiyle sizinle ilgili birkaç detay bilgi edinmişler. Atıyorum TC kimlik numaranızı biliyorlar mesela. Finalde telefonun ucundaki kişi size diyor ki işlemi iptal etmek için size yollayacağım şifreyi tuşlayın diyor. Tuşladığınız anda artık karşıdaki hacker'a kredi mi çekiyorsunuz? Paranızdan, kartınızdan bir şey mi alınıyor? Bu belli olmuyor arkadaşlar. Yani resmen hacklenmiş oluyorsunuz oltalama yöntemiyle. Oltalama yönteminden nasıl korunabiliriz? Maalesef tek çözümü dikkat. Dikkat edilmesi lazım. Özellikle ödeme yaptığınız sitelerin URL kısımlarındaki sertifikaları kontrol edin. URL'nin sizin girdiğiniz web sitesiyle aynı olduğunu da kontrol edin. Ki kredi kartı bilgileriniz sağa sola saçılmasın. Geldik 3. maddemize. 3. maddede arkadaşlar bir saldırı
saldırganlık durumundan değil bir koruma yönteminden bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim yöntem Mastercard'ın tokenizasyon sistemi. Reklam gibi oldu. Vallahi reklam değil. Ya adamlar veya kadınlar işte tokenizasyon diye bir tane sistem geliştirmişler. Türkiye'de kullanan mesela Amazon var. Hani Amazon'dan alışveriş yapıyorsunuz direkt zart diye ürünü alıyor ya. O güvenliği sağlayan şey tokenizasyon sistemi yani maskeleme sistemi. Alışveriş yaptığınız sitelerin bu teknolojiyi kullanıp kullanmadıklarını kontrol edebilirsiniz. Nedir maskeleme sistemi? Şu. Şimdi benim elimde sana kredi kartım var. O numaraya gidiyorum. Ödeme yapacağım siteye giriyorum. Sitede Spotify olsun. Aylık olarak abonelik para çekecek benden. Doğal olarak benim kart bilgimi kendi altyapısında saklaması gerekiyor. Mastercard'ın işte bu maskeleme teknolojisi sayesinde benim kart bilgilerim Spotify'a bir maskeyle yani şifrelenmiş şekilde rastgele bir değer olarak iletiliyor. Ve Spotify benim kartımdan para çekmeye çalıştığında bu şifrelenmiş olan, daha doğrusu maskelenmiş olan değer sadece ve sadece bankanın sunucularında tanımlanabiliyor ve benim kart numaramla eşleşiyor. Doğal olarak atıyorum Amazon eklendi, Spotify eklendi, bilmem nereye kart bilgimi verdim, o eklendi gibi durumlarda çalınan şey sizin kart bilginiz değil, rastgele oluşmuş bir rakam oluyor. Tokenizasyon sistemi gerçekten etkileyici bir sistem. Ama finalde tabii ki de kartınızın güvenliği birincil olarak şahısa yani sizden sorumludur. Onu da unutmayın. Şimdi hepimizin aklında bu soru var. Bu paralar nasıl canlıya çekiliyor? Ya yani Twitch Türkiye'den biraz anladık nasıl çekildiğini de. Yıllardır kullanılan başka bir yöntem daha var arkadaşlar. Yine yememek açısından söylüyorum. Özellikle gezdiğiniz internet sitelerinde oturduğunuz yerden para kazanmak ister misiniz gibi ilanlar çıkıyor ya iş başvuruları. İşte o iş başvurularıyla elde edilen kişisel bilgilerle hesap numaraları açılıyor ve bu yöntemle elde edilen paralar bu hesap numaralarına aktarılıyor. Yani üçüncü bir şahısın hesabına aktarılıyor. Soruşturma olduğu durumda, ilk soruşturma açıldığında devlet yetkilileri veya soruşturmayı yürüten kurum bu üçüncü şahısa ulaşıyor. Bu arada ana kişi olan hacker kaçmak için zaman kazanıyor. Film gibi yani. Zaten üçüncü şahısın olaydan haberi. Hacker da bu ara zaman kazanıyor. Pır, topuk. Sistem bu. Diyorum ve bu videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Ben sizlerin de görüşlerini merak ediyorum yorumlar kısmında. İnternetteki alışveriş eğiliminizi merak ediyorum. Yani kaç lira sizin limitinizdir? Mesela ben abi internetten 3000 fiyatlar çok yükseldi ya. 4-5000 liranın üstünde hiçbir şey almam mesela. Net. Ben sizin limitinizi merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.